Haziran seçimiyle ilgili öngörülerini Nuri Akman anlatıyor. Oktay Bey, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için özellikle. Şimdi Hürriyet'te başyazar olarak çok çok mutlu yıllar geçirdiniz. Yaptığınız işi çok seviyordunuz. Mesleğimden çok mutluyum ve Tanrı'nın bana tayin ettiği son gün gazeteci olarak tamamlamak isterim diyordunuz. Ama günün birinde harç bitip yapı paydos derlerse bana, Mesudiye'de benim bir köyüm var, Gökçe. Aşağı Gökçe. Aşağı Gökçe köyü. Oraya giderim. Bütün yazı yaşamımın ciltlerini de gönderdim. Orada mutlu bir şekilde yaşamaya devam ederim dediniz. Ama dediğinize yapmadınız. ayrılınca Hürriyet'ten yönünüzü Mesudiye yerine Ankara'ya döndünüz. Neden? Nuriye, eğer benim bu noktayı koyduğum tarih benim arzu ettiğim koşullar içinde olsaydı, gerçekleşseydi aynen dediğini yapacaktım. Yani bu mesleğe, kendi ülkeme, kendi insanıma, okuyucuma karşı borcumu ödedim. Artık bana düşen orada gerçekten altyapısını iyice hazırladığım ortamda birikmiş de kitap yazmak için birikmiş de epey malzemem var. Onların gereğini yerine getiririm, okurum ve onu oradan son olarak bir şeyler üretir ve bu noktayı, nihai noktayı öyle korup diyordum. Ama öyle olmadı. Ama arzunuzun hilafına ayrılmak sizde belki de bir siyaseten intikam alma arzusu doğurdu. Hayır. Diyebilir miyiz? Hayır. İntikam değil de yapması gerekenler yarıda kesilmiş bir insanın yapması gerekenleri yapması için mecburen platform değiştirme zorunluluğu karşıma çıktı. Ben siyasete o nedenle atıldım. Çünkü gerçekten ülkem için, okuyucum için, mesleğim için ve özellikle de sen altını çizdin, yörem için. Yani ben Ordu'yu geneliyle, Mesudiye'yi de özeliyle çok yakından izleyen biriyim. Orası için yapmam gereken pek çok şey varken birdenbire kesildi. Burada bu programda ifade etmek istemiyorum ama onun o şekli bildiğim ve ifade ettiğim şekil var. Onu burada tutuyorum ama kesildi. Uygun olmayan bir şekilde kesildi. Ben istifa ettim, doğrudur ama... Ama bir hatanız sonunda istifa ettiğinizi şimdi, ve kendi sonunuzu kendinizin hazırladığını düşünmüyor musunuz? Hayır, sormak lazım. Şöyle, her gazeteci, her insan, her siyasetçi, her bilim adamı, herkes... Hata yapabilir. Evet. Bir, kategorik olarak bunu kabul edelim. Bazıları yaptığı hatayı kabul etmez. Burunları yukarıda dolaşırlar ve özür de dilemezler. Ben öyle yapmadım. Bütün mesleğim boyunca hatalı görünen herhangi bir şey yaptımsa onu kimseyi rencide etmemek için özür dileyerek telafi etmeye çalıştım. O gün de yaptım. Yani bu olayda da yaptım. Ama telafi olmadı. Her neyse, sonuç olarak iyi ki o hatayı yapmışım ki bana milletvekili yolunu açtı. Bu hata diyor musunuz? Hayır, demiyorum. Demiyorum derken şunu ifade edeyim. Ben 6-7 yaşımdan itibaren siyaset dünyasının içinde yaşadım. Siyasetin her zaman gözlemcisi oldum. 1983 yılında da Sosyal Demokrasi Partisi'nin, yani SODEP'in, yine Hürriyet'in başyazarlığından istifa ederek kurucular arasına katılmış biriyim. Ama daha sonra tekrar milletvekili olmak istemediniz. Hayır, hiç istemedim. Hiç istemedim. Bana kendi yörem olan Ordu'dan vesaire ve o çevreden milletvekili olmak için mi bu adam uğraşıyor diye çok bakan oldum. Onlara dedim ki hayır, almayı istemeden, almadan vermek daha güzel bir şey. Onun için ben sizlere bir şey katmaya çalışıyorum. O nedenle bu benim aklımdan geçmiyordu ve gerçekten son nefesimi mesleğimde kalemim elimdeyken bitirmeyi, vermeyi düşleyen biriydim. Ama bu benim elimden... Ama şimdi hiç değilse eleştirdiğim iktidarla mücadele etme şansını kazandım diyorsunuz. Şimdi zaten kendi değerlerimin savunuculuğunu sütunumda yapamadığım için artık bir başka platformda yapacağımı düşünüyorum. Peki. O yüzden katıldım. İntikam söz konusu değil. Siyasette intikam varsa kişisel
kavgalar varsa çirkin olur, çirkinleşirsiniz ve bir şey kazanmazsınız, çok şey kaybedersiniz. Onun için intikam diye bir şey zihnimde yok. Değişmeye çalışan ve adının başına yeni sıfatını ekleyen CHP'de, CHP'ye siz ne katacağınızı düşünüyorsunuz? CHP sizsiz eksik mi kalırdı? Hayır, hiç eksik kalmazdı. Cumhuriyet Halk Partisi dünyada Oktay Ekşi'nin yerini dolduracak 100.000 tane Oktay Ekşi vardır. Öyle bir megalomaninin ne mensubu ne şey, o dünyanın içinde değil mi? Elbette eksik kalmazdı. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'na kendim gittim. Bana kimse sen gelir misin, bize bir şey katar mısın diye bir teklifte bulunmadı. Dışarıdan bakınca da nedir ki? Ha, bu adam orada işte şu nedenle sütunundan ayrıldı. Şu kadar da biliniyordur. Belki şu dünyada da sempati toplamış biridir. Çağıralım da oy katsın da bize. Hayır, böyle bir şey olmadı. Ben Aralık ayının, bilmiyorum şu anda bütçe müzakerelerinin olduğu bir tarihteydi, Ankara'ya gittim. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan talep ettiniz. Tabii randevu talep ettim. Meclisteki odasında konuştuk. Ve kendisine dedim ki ben mesleğimle ilgili böyle bir olayı yaşadım. Ama bundan sonra kendimi eğer kabul görürse bu talebim, siyaset dünyasında, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi dünyasında siyaset yapmaya hazır hissediyorum. Aslında sizin gibi, sizin kuşağınızın insanları hep röportajlarda bana şunu dile getirirler. Biz görev talep etmeyiz. Hayır, ben talep ettim. Evet. Ben talep ettim canım. Evet. Ben gayet niye gerçeklerle... O da başımızın üstünde Nuriye, yerimiz var. Nuriye, bak dedi. Çok açık bir şey var. Bütün yaşamım boyunca ben gerçeklerle barışık yaşadım. Onları saklamayı, onların üstünü örtmeyi hiçbir zaman düşünmedim. O nedenle onu da aynı bütün açıklığıyla söylüyorum. Diyorum ki ben gittim, ben talep ettim. Eğer dedim size bir katkım olabileceğini düşünüyorsanız ben hazırım. Aradan zaman geçti. Başka da bir şey olmadı. Sonra gerekli işte şeyin adaylıkla ilgili formaliteleri yerine getirdim. Onu da sonucunu bekledim. Yani ne yapacaklar bilmiyorum ki. Ankara'ya bir ara gittiğimde yine orada partinin üst düzey yetkilileriyle bir nezaket görüşmeleri yaptım ama herhangi bir başka bir şey de ifade etmedim. Peki şöyle düşünmekte haksız mıyım? Baykal döneminde milletvekili olmayı istemediniz. Böyle bir talepte bulunmadınız. Şimdi o dönem şeriat tehlikesinin bence abartıldığı... Bence abartılmadığı... Evet. İşte ben de diyorum ki şimdi laiklik vurgusunun daha az yapıldığı bir yeni CHP yerine sanki siz eski CHP'ye daha yakışırdınız gibi geliyor bana. Haksız mıyım? Şimdi Deniz Baykal bana benim 1000 yıllık dostum Deniz Baykal. Evet. Gerçi çok eleştirdiğim bir dostum. Evet. Ama Deniz Baykal bana telefon açıp da Oktay sen bizim partiden aday olur musun? Seni de aramızda görmek istiyoruz dedi de ben mi reddettim? Evet. Belki o deseydi belki başka bir şey de düşünürdüm. Sanki burada o açılardan mutsuz olacak mısınız hayır, gibi geliyor. Hayır, hayır. Çok açık söyleyeyim. Partinin seçim beyannamesi ortada. Seçim beyannamesinde dikkatle okudum. Laikliğe, laik değerlere, ilkeye nasıl baktığına ilişkin satırları. Ayrıca dikkatle okudum. Beni tatmin etmeyen hiçbir harfi bile yok. Ama siyasette eğer mücadele yapıyorsanız bugün aile sigortasını ön plana alırsınız. Yarın işsizliği ön plana alırsınız. Karşınızdakiler tutar, peki, bilmem başka bir şeyi ön plana alır. Siyasi mücadelenin gerekleri içinde o önde durabiliyorum. Sizi siyasi nutuk atarken hayal etmekte biraz zorlanıyorum. Şimdi İstanbul 3. bölge 4. sıra adayısınız. Herhalde şimdi bölgenizde dolaşıyorsunuz ve seçmenlerden oy istiyorsunuz. Evet. Ne yapıyorsunuz? Sizin için belirli bir strateji çizdi mi partiniz? Hayır, nasıl hayır istiyorsunuz? Hayır, daha kendinizi garipsiyor musunuz? Şöyle söyleyeyim. Uzun yıllar, daha doğrusu 59 yıl diyelim, hani o SODEP kısmını biraz saymayarak, evet, 59 yıl tuzlu suda yüzmeye alışmış bir balık. Şimdi koşullar değişmiş, birdenbire tatlı suda yüzmek durumunda kalmış. İşte o balığın halini yaşıyorum, bu doğru. Ama tatlı suda yüzeceğimi, yüzebileceğimi ve selametle de memlekete hizmet edebileceğimi sanıyorum. Evet, siyaset nutku atabilir misiniz? Bir iki yerde konuştum.
Yani onun o konuşmanın heyecanını sanki taşıyormuşum ve aktarabiliyormuşum gibi gördüm. Ama siyasetin kendi dili var. O dili henüz biliyor muyum? Çok emin değilim. Ben gazeteci olarak kendi dilimi biliyordum da siyasetin dilinde neyim? Onu göreceğiz. Evet. Şimdi biraz evvel bir benzetmede bulundunuz. Tatlı su, tuzlu su. Bence siz başyazarlıkta gayet tatlı su rahatlığı içindeydiniz. Şimdi politika çok daha tuzlu, çok daha yakıcı, acıtıcı, entrikalar, şeyler. Siz yani rahat bir şey geçirdiniz. Kimseye, az kula, az gazeteciye nasip olabilecek, kimse size karışmıyordu. Evet. Şimdi bin türlü ses duyacaksınız. Oralarda kendinizi nasıl buluyorsunuz? Yani o ayak oyunları olacak ister istemez. Politikanın Türkiye'de doğası mı? Önce şu tatlı su, tuzlu su benzetmesinin temelini konuşalım. Evet. Tuzlu suda daha kolay yüzersiniz. Tatlı suda su sizi kaldırmadığı için daha zor yüzersiniz. Ben onu o nedenle evet, söyledim. Ama 1983-84 arasında Sosyal Demokrasi Partisi'nin yahut SODEP'in kurucuları arasında geçirdiğim 10,5 ay bana bir şey gösterdi. Bazıları zannediyor ki siyasetçiler ahlaksızdır. Ötekiler çok ahlaklıdır. Hiç alakası yok. Bu hamurun bir parçası siyasetin içinde hayatını geçiriyor. Bir parçası hakimliğin içinde, bir parçası askerliğin, bir parçası gazeteciliğin, bir parçası doktorluğun, bir parçası ticaretin vesairenin. Aralarında fark yok. Benim gördüğüm ciddi, öyle bir abartılacak hiçbir fark yok. Bir kısmı siyasetçi günün ışığında olduğu için aynen gazeteci gibi yaptığı yanlış hemen ortaya çıkıyor. Diğerlerininki rahatlıkla üstü örtülüyor, idare ediliyor. O nedenle bu kimse kendisine ayrıca pay biçmesin. Evet, tabii daha politik yolculuğunuzun başındasınız. İçine girince kim bilir neler. Yok, ben o işte o geriye atıfta bulunarak, yani 83'e atıfta bulunarak bildiğim gözlemi paylaşıyorum. Şimdi tabii önümde ne var? Onu yaşadıkça göreceğiz, o ayrı. Peki, doğum tarihinizin 2 yıl geç kayda geçtiği doğru mu? Yani doğru, siz doğru, aslında doğru. 79 değil de 77 yaşında. Hayır, şöyle. Efendim, o tarihlerde nüfus memuru, kasabanın nüfus memuru canın aklına gelen şekilde yazdığı için benimkini de 2 yıl geç yazmış. Hatta yani, benim abilerime isim de ilave etmiş. Evet. Yani aklına geldiği gibi yazmış. Nüfus kağıdı veriyor. Benimki mesela 30 Kasım 1934 yazılıdır nüfus kağıdında. Aslında 7 Aralık 1932. Yani aslında 79 yaşın, 79'un içindeyim şimdi. Resmen. Yani doğum tarihi, tabiat bana onu dedirtiyor. Hayır, resmen mi? Tabiatın yaşı. Hayır, resmi devletin tanıdığı 77 gösteriyor. Onu sordum. o zaten 34 yazılı olan o. Aha. Devletinki. Yani bu 77 yaş mı sizi seçildiğinizde ilk birleşimi yönetme hakkı verecek olan yaş 77 mi? Evet. Ha. 78 çıkarsa birisi o yapacak. Ama kayıtlara göre sizin... Şu anda öyle görünüyor. O gün başınıza gelebilecek en kötü hadise, BDP milletvekillerinin normal Türkçe yemini ettikten sonra Kürtçe konuşmaya başlarlarsa bu mu olur? Eliniz ayağınız dolanır mı? Ne yaparsınız? Hayır, bu ihtimalleri ben 1961 yılında bazıları askerler tarafından tayin edilen diyor ama yani tabii laf değil. Evet, yani geleceğim. Darbecilerin tevecihini nasıl kazandınız peki, diye memnuniyetle, soracağım. Memnuniyetle. O zaman onu sorulara bekleyin. Sorulara kadar bekleyin. Evet. Kurucu mecliste başkanlık divanının üyelerinden biriydim. O rahmetli, gerçekten çok saygıdeğer bir kişiliği olan Kazım Orbay da bizim başkanımızdı. Kazım Orbay bize bir şey öğretti. Şimdi Alev Coşkun var, o da benim gibi genç katip üyelerden biriydi. Rıfat Çin'i vesaire, onları da şimdi bu vesileyle saygıyla almış olayım. Neyse, o sırada Kazım Orbay bize bir şey öğretti. Toplantı, birleşim, oturum. Ondan önce bütün teknik kadroyu çağırırdı. Önümüzdeki toplantıda gündem bu. Kim çıkabilir, ne söyleyebilir, hangi ihtimaller var? Bunlara karşı başkanlık divanı olarak biz hangi iç tüzük hükümlerine dayanabiliriz eğer olumsuz bir şey söz konusuysa? Siz şimdi harıl harıl iç tüzük çalışıyorsunuz. Hayır, daha başlamadım.
Eğer yani bilmiyorum, belki benden başka birisi daha yaşlı vardır, bilmiyorum. Ama şimdi başlamadım ona. Yani görünen onu çalışmamı gerektirecek sanıyorum. Hmm. Onu yaparım. Ne gerekiyorsa sorarım. Tabii sorarım. Eğer iş tüzüğün kurallarına aykırı... Hayır, yemini Türkçe etti. Ama ondan sonra Kürtçe selamladı meclisi. Bu sizce bir sakıncalı bir şey midir? Ben onu sormadan burada Nuri Akman'a onun yanıtını vermem. Hmm. Çünkü o teknik, ne güzel haber olur. o çünkü teknik bir şey. Peki, CHP mecliste çoğunluğu elde etmiş olsaydı siz meclis başkanlığına aday olmak ister miydiniz? Hele bir olsun. O zaman bu belki düşünür. Hayır, yani hoş bir şey midir? Meclis başkanlığı hoş bir şeydir ama sizin gönlünüzden bunun geçmesi çok önemli değil. Yani herkesin gönlünden hangi aslanlık şeyler geçer, o önemli değil. Sizin oraya uygun bir kişiliğe sahip olup olmadığınız konusunda kendi dünyanızda bir kanaat oluşması lazım. Bu kanaat sizin orada oluşmadıysa siz 1000 tane dilekçe verin isterseniz. Peki. Şimdi 53 yıl boyunca işten atılma korkusuyla Hürriyet'te çalışırken yaşadığınızı söylemiştiniz bana. Bu 53. yılda yapılmış konuşmaydı. Tabii. Hala o korkuyu yaşadığınızı söylüyordunuz. Şimdi acaba aynı korkuyu yanlış bir şey yapar da partiden ihraç edilir miyim gibi korkunun dönüşmüş olabileceğini hayır. Şimdi düşünüyor musunuz? İş dünyasında, gazetecilik dünyasında çok açık bir gerçek var. Benim anlayışıma göre benim için önemli bir gerçekti bu. Ben her gün gerçekten o tarihte ki bir mülakatta sana söylemiştim. Doğru. Sonra 59. yıla kadar demek ki 6 yıl bunu olmamış. Ama 59. yılın sonunda bir yerde de oldu. Gazetecilikte bu böyledir. Türkiye'de de böyledir. Başka yerde de böyledir. Gazeteciliğin kendi yapısı, kuralları benim öyle düşünmemi, öyle bakmamı gerektiriyordu. Gerçekçisi de oydu. Burada siyasette milletvekilisin diyelim, olduk. 4 sene bir defa bir yaşam garantin var. Çünkü kimsenin dokunamayacağı yeni bir seçim kararı olmadıkça... Meclisten atamazlar. Çok büyük hata yapmazsınız ama... O açıdan mesela bir ekmek parası kazanma zorunda kalır mıyım? Sorunun yoktur. Ama bir siyasi partiye girdinse zaten sen onun idealleriyle uyumlu olduğun için oraya girmişsin demektir. Bir hata olur mu? Bu yani o çapta bir hata olur mu? Hayır. Benim kişiliğim, kimliğim Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel değerleriyle o kadar örtüşen kişilik ki sosyal demokrat biriyim ben. Bugüne kadar bunun dışında hiçbir şeyi hiçbir yerde söylemiş ve başkası tarafından da aksi iddia edilmiş biri değilim. O nedenle öyle bir korkum yok. Peki. Geçtiğimiz cuma günü Sayın Kılıçdaroğlu seçim beyannamesini açıkladı. Doğru. O gün ben de ekran başındaydım. Ben de salondaydım. Evet. Ve birkaç yazara görüşlerini sordular. Mehmet Tezkan ve Sedat Ergin açıklamanın tam da cuma namazı vakti yapılmasını eleştirdiler. Çünkü birçok insana ulaşmadığını bu mesajın ve CHP'nin seslendiği halkı tanıması gerektiğini söyledi. Siz bu eleştirilere katılır mısınız? Ben önemsemedim. Bunu biliyorum. Böyle bir eleştiri yapıldığını biliyorum. Düzenleyicilerin bir karşılarına herhalde bir iki beklenmedik sorun çıktı da ertelendi. Çünkü saat 11'de, daha önce 10.30'da diye bize ifade edildi. Yani Ankara'ya bu böyle bir vesileyle çağrıldığımız sırada. Ama sonra Ankara'ya gittiğim zaman 11'de olduğu ifade edildi. Ama fiilen daha sonra 11.45'e kadar falan kaldı. Öyle hatırlıyorum. Yani hesap etselerdi cuma namazı vaktini daha iyi olmaz mı? Tabii ulaşma, kişilere ile ulaşma açısından elbette daha doğru olurdu. Ama yani çok da önemsenmesi gereken zaten bir eleştiri gibi gelmiyor bana. Zaten cuma namazına giden bize oy vermiyor diyorsunuz. Hayır. Niye? Oraya giden de oradan çıkan da elbette çok saygı değerli. Hayır, elbette. Öyle mi düşünüyorsunuz? Hayır, öyle bir düşünmüyorum. Anladım. Yani dikkat edilseydi ya da en azından o aksamalar olmasa da Sedat'la Mehmet Tezkan'ın
dedikleri eleştiriye uygun bir şekilde insanla daha fazla insana o mesajlar ulaşsaydı elbette çok iyi olur. Niye olmasın? Peki, gelelim. Sevinirdim. 1961 Anayasası'nı hazırlayan kurucu mecliste size verilen basın temsilciliği görevine. Bana verilen değil, hayır. Kimse bana vermedi böyle bir görev. Dur, sorumu sorayım da. Tamam, bana verilen değil de çünkü başarmış noktası yanlış. Peki, darbecilerin teveccühünü nasıl kazandınız? Hiçbirinin teveccühüne ihtiyacım olmadı. Nasıl oldu peki? Aynen söyleyeyim. Hikayeyi. O tarihte 27 Mayıs sabahı ben yedek subay Teğmen Oktay Ekşi'ydim. Yedek subaylığımda sonundaydı. Yıllık iznimi alma durumunda biriydim. Haziran ayında nitekim fiilen iznimi de aldım. Yani artık sırf terhis tezkeremi alacağım. 13 Haziran günü o tarihte ben Dünya Gazetesi'nin Ankara temsilcisiydim. Askerdim ama onu yapmıyordum. Rahmetli Bekir Çiftçi'ydi benim yerime temsilcilik görevine bakan. Bitince ben onu alacaktım. Bedi-i Faik'e gittim. Gazetenin Falih Rıfkı Atay sahibiydi, imtiyaz sahibiydi. Ama Bedi Bey gazetenin başında patrondu. Bedi Bey'e gittim. Dedim ki artık benim askerliğim bitiyor. Döneceğim. Bana artık bundan sonra Adnan Bey döneminde olduğu gibi savaş gazeteciliği, savaş yapar gibi gazetecilik değil, gerçekten özlediğim gazeteciliği yapmam için imkan verin dedim. Bana Bedi Bey dedi ki o da yaşıyor. Şimdi belki şu konuşmamızı da dinliyordur inşallah. Dedi ki sen kuzum, senin aklında ne var da bana geldin bunu söylüyorsun dedi. Git büronun terisini olduktan sonra git büronun başına görevine devam et dedi. Dedim ki Bedi Bey bakın, ben yeni arkadaşlara ihtiyaç duyuyorum. Gerçekten gazetecilik yapmaya ihtiyaç duyuyorum. Biz bundan önce cephedeymiş gibi yaptık bu işi. Bu da benim istediğim bir şey değildi. Bunun size uzatmayayım. Anlaşamadık. Ben sekreterine istifamı bıraktım. Döndüm İşsiz Türk Gazetecisi Ankara'da. O sırada cemiyetin genel sekreteri, genel kurulu toplandı. Biz de talep etmiştik üyeler. Toplandı, seçim oldu. Genel sekreteriydim ve işsiz bir Türk gazetecisi olarak orada şey yapıyorum. Öncü Gazetesi diye bir gazetenin kurulduğunu söylediler. Kimmiş? Allah rahmete kavuştu. Allah rahmet eylesin. Ziya Tansu. Ziya Tansu iş teklif etti. Neydi İşsiz, bu iş tanımı? Öncü diye bir gazete çıkartacaktı. Bu şey kurucu meclisin basın temsilciliğine. Hayır, daha önce bir saniye oraya geliyorum. Çok özür dilerim. Şimdi Öncü Gazetesi'nde ben iş bulmuş oldum istihbarat şefi olarak. Biz 28 gazeteci orayı onun kurucuları da olduk aynı zamanda. Ziya Bey bize bıraktı. O sırada 157 sayılı yasa çıktı. 157 sayılı yasa yeni bir anayasa yapılması için kurucu meclisin teşkilini öngören yasaydı. Kuralları vardı. Avukatlar nasıl kendi temsilcilerini seçecek? Gazeteciler kendini nasıl seçecek? Doktorlar nasıl seçecek? İller nasıl seçecek? Yani diyelim Bilecik kendi temsilcisini nasıl seçecek? Bu korporatif sistem denen bir sistemi şey yapıyor. Çünkü bu genel oya dayalı olmadan Ankara basınına 3 sandalye tahsis edilmişti. Seçim usulü de şuydu. Yasaya göre. Seçen kim? Onu söylüyorum. Ankara'daki, bu İstanbul, İzmir, Anadolu içinde geçerli ama sırf Ankara'yı söylüyorum. Ankara'daki gazetecilik örgütlerinin yönetim kurulları belli tarihte bir araya gelecekler. Adaylar arasından yarıdan fazla, oy verenlerin yarısından fazla oy alanları gizli oyla seçim yaparak kendilerinin temsilcisi olarak temsilciler meclisine, kurucu meclisine gönderecekler. 11 aday buna katıldı. Çok gergin bir seçim yapıldı. Hatta bizim seçim bir de yenilendi. Ya niye oldu? O uzatmamak için şey yapıyorum. Çünkü spor yazarları Ankara vilayetinden ben yetkili derneklerin listesini aldım genel sekreter sıfatıyla cemiyetin. Meğer onu unutmuşlar. Biz de çağırdık filan. Yapıldı. Sonuç yani gizli oyla seçim yapıldı. Ben, Altan Öymen, rahmetli İlhami Soysal. Üçümüz seçildik. Spor yazarları itiraz etti. Yüksek Seçim Kurulu bizim seçimi bozdu.
Tekrar seçim yani yaptık askerlerin yine. Askerlerin bir dahli olmadı. Rüyalarında bile tamam. Biz yoktuk. Tamam. Değil peki. Biri davet etmediler. Hele dün birisi, ya Rab, iktidar partisinin yeni sözcüsü diyor ki CHP teklif etti diyor. CHP'nin kapısından geçen bir şey yok. Peki, milletvekili olmadığınız halde o görev nedeniyle milletvekili emekli maaşı aldınız yıllarca. Bir dakika, o yasada hüküm var. Ha. Diyor ki, kurucu meclis üyeleri milletvekillerinin kazandığı bütün hakları kazanırlar diyor. Hatta ben eski bir milletvekili sıfatıyla oy verme ve salona girme hariç meclisin her şeyinden bugün bile yararlanabilirim. Çünkü ayrı bir yasal hüküm var. Yani emekli maaşları her arttıkça her şey. Sizinki de arttı mı? Tabii tabii, ben milletvekiliyim. Peki şimdi milletvekili yani olduğunuzda hakkımı almaktan, hem onu alacaksınız hem hayır, pardon. O sadece milletvekilleri için değil. Seçilerek geldiğiniz kamu görevlerinde, bu genel bir kuraldan söz ediyorum. Milletvekilliği, belediye meclisi üyeliği, il genel meclis üyeliği vesaire. Seçilerek geldiğiniz görevlerde daha önceden yaptığınız çalışmalar nedeniyle kazandığınız emeklilik maaşı kesilmez. Öbürünü alırsınız, artı o sizin geçmiş yıllardan dolayı kazandığınız emeklilik maaşı sizin maaşınıza eklenir. Doğru mu anladım? Siz şimdi milletvekili olursanız evet. Hem eski emekli maaşını yıllardır, alacaksınız. 80 senedir. Devam edecek neyse, o. 80 senedir. Ki o da bu kurum. Maşallah harika. Ben almayayım istersen. Vallahi bilmiyorum. İşte onu bırakayım. Yani. Yok. Yani 80 senedir uygulanan kural Oktay Ekşi'ye gelince yanlış oluyorsa bırakayım, bir yere söyle, onu nereye arzu ediyorsan oraya bırakayım. Peki. Şimdi tuhaf bir şekilde benim 59 sene çalışan bir adamım ben. Hayatını çalışarak geçirmiş bir adamım. Niye benim emekli maaşı almam insanların gözüne batar, bunu anlamaktan gerçekten zorlanıyorum. Miktarını sormak mümkün mü? 5000 lirayı ben 31 sene 10 ay üzerinden, yani 59 sene üzerinden değil. Yani siz zaten ayda söylüyorum. Hı. Ayda 5000 liranın neresinde olduğunu bilemiyorum şundan dolayı. Bazen sağlık ödemeleri geriye yapılır. O nedenle 5000 lira kadar dersem doğru olur. Müthiş bir şey bu. Siz zaten fiilen milletvekilisiniz. Nerede? İşte bu emekli maaşı lira. Dolayısıyla. Bari şunu bir de resmi dediniz o zaman. Harika. Nuriye, yani bu vazgeçmemi tavsiye ediyorsan daha kesinleşmedi adaylık. Estağfurullah. Yani Yüksek Seçim Kurulu'na yarın başvurayım. Umumi arzu üzerine adaylıktan vazgeçiyorum diyeyim istersen. Estağfurullah. Ben latife yapmaya çalışıyorum. Seyircilerimiz değerlendirsin. Ben biraz babanızdan konuşmak tamam. istiyorum. O da İnönü döneminde 39-45 arası sanırım. Hayır, 39-43. 43 arası, evet. Milletvekili oldu. Nasıl bir milletvekiliydi? Pasif miydi, aktif miydi? Size rol modeli oldu mu siyasi çok. Bir kişilik olarak? Çok. Fazla uzatmadan babam, bunu anlatabilir misiniz? Şöyle, babam Cumhuriyet'in, hatta oradan Cumhuriyet'ten öncesinden başlayayım. Kuvayi Milliye'den itibaren yeni Türkiye'nin kuruluşunun her aşamasında aktif, inanarak mücadeleyi üstlenmiş bir genç imiş. Benim tanıdığım babam o çizginin devamıydı. 1939 yılında milletvekili oldu. O zaman ben çocuğum. Hatta biz köyde yaz aylarında köye gönderirlerdi. Orada biraz da şey yapsın, kendi dünyasını tanısın filan. Her neyse bilmiyorum. Orada babamın mebus olduğunu ifade edenler mepus oldu dediler de ben de hapsoldu, mapus oldu zannettiğim için korktum. Çocuktum. Şimdi o kadar eskiye evet. gitmeyelim. Bu biraz şey olsun. Ama milletvekilliği sırasında çok iyi bir milletvekiliydi. Biz babamın 39'un Şubat'ında oldu. 39'un aralığının sonunda Erzincan depremi oldu. Erzincan depremi sadece 40 bin kişiye patladı. Ama sadece Erzincan'ı yıkmadı. Ordu dahil, orduya kadar giden, ki bende fotoğraflar falan var hala, büyük tahribatı oldu. Babam tek parti döneminin milletvekili. Pek az milletvekilinin yaptığı bir şey yaptı. O tarihlerde de çok, o dönemde o kış, çok büyük kış vardı. Gitti, 2 ay orduda kaldı.
Kızılay'dan milletvekilinin oraya sağlayabileceği her türlü yardımı orduya, ilçelere vesaireye sağladı. Anladım. Ve bu çok aklıma gelen somut bir örnek. Onun dışında da çok düzgün, inançlı, gerçekten Atatürk değerlerine çok sahip bir insandı. Nur içinde yatsa gerçekten benim için çok büyük, özel bir... İyi bir rol modeli. Evet, evet. Ama herhalde onun çapkınlığını rol model olarak almadınız. Almak da isterdiniz bence. Gönlüm isterdi ama bir evet. Becerebileceğimi zannetmedim. Onun için de hiç cesaret etmedim. Seyircilerimize de hatırlatalım. Yine sizinle doğrudur. Yaptığımız o söyleşi de günah işlemeye özleminiz olduğunu anlatmıştınız. Doğrudur. Ama rezil olmaktan korkuyorum demiştiniz. Doğrudur. Çünkü size göre kerrat cetveli gibi bir adam olmak, düzgün bir adam olmak hiç de iç açıcı bir şey değildi. Değildi. Doğrudur. Keşke birilerinden bir şeyler saklama imkanım olsaydı diyordunuz. Şimdi politikacı olarak eskisinden daha da fazla kendinize dikkat etmeniz gerekecek, öyle değil mi? Ama zaten Hürriyet başyazarlığı, Hürriyet gazetesinin başyazarlığı insanı yeterince ışıkların altına koyuyor. Hı. Hatta belki de politikacının gerektirdiğinden daha fazla ışık altına koyuyor. Ama biliyorsunuz size. Politikada skandalları, aşk skandalları mahvediyor insanı. Bundan sonra biraz geçsin oraya. Böyle bir şey için teşebbüs etmeye bile kalksam birinci adımda rezil olurum. Onun için. Belki cazibeniz daha artmış olur. Çifte maaşlar falan ilgi duyanlar olabilir. Ben hürriyette de hem maaşımı alıyordum hem de emekli maaşımı alıyordum. Gerçi meslektaşlarım bunu hiçbir zaman hazmedemediler. Biliyorum ama niye emeğimin karşılığını alıyorum? Niye? Evet, pekala. Başkalarının çaldığı göze batmıyor. Benim emeğimin karşılığını almam. Niye göze batıyor anlamıyorum. Cevap vermeyeyim isterseniz ben bunu. Ayrıldıktan sonra Hürriyet gazetesini hangi duygularla okuyorsunuz? Hürriyet öyle bir Frenkçe laf edeceğim sevmediğim halde household bir gazete ki herkesin evinin bir parçasıdır. Evet. O Hürriyet'in ta birinci gününden beri tılsımlı bir gerçeğidir. O nedenle Hürriyet'e kızabilirsiniz. Hürriyet'te benim gibi özel bağı olan insanın böyle mi yapmalılardı filan diye demesi türünden olaylar yaşanır. Yaşamıyorum diyen yalan söylüyor demektir. Ama Hürriyet'i alıyorum, okuyorum. Elbet bazen öyle veya böylelerde zihnimden geçiyor. Sanırım ki söyleyeceğim bunlar ibaret. Peki muhakkak bir başyazarın yedeği vardır patronun kafasında demiştiniz. Onu hatırlıyorum. Doğrudur. Ama sizden sonra yeni bir başyazar atanmadı. Bu durumda demek ki ben rakipsizmişim mi diyorsunuz? Hayır. Yoksa hayır. Gereksizmişim koşullar, mi diyorsunuz? İkisinde şimdi orada istatistik bilgiler. Ben de 40 satır mı diye soruyorum. Hayır. Orada şimdi istatistik bilgiler grafikler halinde yayınlıyorlar. Bu zaman zaman aklımdan geçiyor. Acaba bu kadar kuru bir şeyler mi yazıyordum? Orası acaba... Emin olun zaman zaman kuru yazıyordunuz. Doğrudur. Zaman zaman. Bana bunu söyleyen de eleştirenler oldu. Ben de biliyorum. Doğrudur. Evet. Kuru yazdığımı biliyorum. Bu da bana ilişkin bir zaaftı ve doğrudur. Evet. O ayrı. Şimdi yeri doldurulmamış hiç kimse yok. Ama konjonktür eğer şu ismi uygun gösterirse o gelir oraya. Elbet benim zihnimde şu meslektaşım oraya yakışır dediklerim ikisi de geçerli vardı. Ama benim ayrılmış bir insanın bunu telaffuz etmesi, daha ileri bir şekilde ifade etmesi doğru değil. Ama benden daha iyi bir şekilde orayı dolduracak gazeteci Türkiye'de var. Başyazarlığa belki de artık ihtiyaç duyulmayan bir döneme girdik. Bunu savunanlar hep oldu. Ama sonunda o savunanlar dediklerini unuttu, yuttu. Hatta bir kısmı kendisi başyazar oldu. Peki şimdi Hürriyet'te bekliyor musunuz eninde sonunda yeni bir başyazar atanmasını? Ben karışmam onlara. Ben bitmiş bahisler. En azından olmamalı mı? Bir şey söylemem. Yoksa hiç konuşmamalı mı? Efendim? Olmalı mı, olmamalı mı? Bir okuyucu olarak ben ne dediğine itibar ettiğim bir başyazarı görmeyi her gazetede isterim. Kim var gönlünüzde? Ama yok söylemem. Peki. Ama
bugün öyle olmuş, yarın böyle olmuş. Yani bir şahsi meselelerini yazmış, birine kızmış, onu mesela o sütununa getirmiş. O tür yazarlığı, baş yazarlığı da pek seven biri değilim. Ama baş yazarlık ayrı bir konum. Onun gereklerini yerine getiren kalitede baş yazarı saygıyla, sevgiyle okurum ve beklerim de. Peki, milliyetin ve vatanın satılmasıyla ilgili görüşlerinizi de almak isterim. Ne hissettiniz? Siz Karacanlarla da eskiden bir dönem hiç çalışmadınız. Hayır, şöyle oldu. Rahmetli Ercüment Karacan, Aydın Bey ile Ercüment Karacan'ın ortak olduğu o 79 muydu, 80 miydi? O yıllarda bana milliyetin başyazarlığını teklif ettiler. Ama o tarihte ben Hürriyet'in başyazarıydım yine. Yani hani bu adamdan kurtulamadık diyorlar ya, 36 senede haksız da değiller. Ya ben olsam kendimden bile sıkılırdım. 36 yıl bir köy. ne yapayım? Bıraksam mıydı? Çok da sevdiğim bir işti. Ben bırakırdım. Ama yani yine mecbur değilsiniz tabii. Yani yanlış bir şey söylüyorum. Yok, size olabilir. Yani 36 yıl. Önemli değil. Ama peki, çok severek yaptım. Çok keyifle yaptım. Çok da gerçekten çok da şanslıydım. Arkadaşlarım da şanslıydım. Patronum da şanslıydım. Koşullarım da şanslıydım. Okuyucum da şanslıydım. İnanılmaz derecede mutluyum. Aydın Bey'le gene görüşüyor musunuz? Tabii. Tabii. Hatta gittim, ayrıldıktan 4 gün sonra veda ettim. Birbirimize sarıldık. Yok. Ben ondan sonra ben artık bir siyaset platformuna girdim. Yok. Peki. Şimdi bir kısa ara vereceğiz. Tabii. Ondan sonra bu milliyet ve vatanın satışına devam edeceğiz efendim. Olur. Sakın bizden ayrılmayın.